Üçüncü hikaye, hükümdar ve ak at. Bir hükümdarının ak atı var egen. Hükümdar bu atını cüde sever egen. Bir gün o hamma amaldar ve ayonlarına karatı debdi. Bu atımın ölümü haberini alıp gelgen adamın kellesini alemen. İhtiyat bulayın çünkü bu ak atını cüde kadırlayman. Onun ölgeni doğrusudaki haber beni kaygıya saladı deydi. Günlerden bir günü har narsaning oxiri bo'lganidek, oq otning ham ajali yetdi va o'ldi. Hukmdorining xizmatidagilar sarosimada qolishdi. Hech kim hukmdorga saman otning o'lgani haqidagi xabarini aytishga botira olmas edi. Otboqarlarning boshlig'i xuddi ajalini istaganday, men unga aytaman, chunki aytsam ham, aytmasam ham boshim ketadi dedi. Otboqar hukmdorning oldiga bordi va hukmdor, sizning oq saman otingiz bor edi-ya dedi. Bor dedi hukmdor. Shunda otboqar otingiz yotibdi, oyoqlari cho'zilgan, ko'zlari yumuq, qorni shishgan, hech nafas olmayapti dedi. Saizboshi, ey saizboshi, oq saman ot o'ldi demoqchimisan shekilli debdi hukmdor. Hukmdorim, men bunday demadim, siz shunday deyapsiz debdi otboqar va boshini qutqarib qolibdi. Izoh va o'git, odam roza tutmasa, namoz o'qimasa, harom va halolning farqini nomus orni bilmasa bunday odamga diniy nuqtai nazardan qanday baho berasiz? Podshoh o'lgan ot haqida nima dedi? Barcha diniy asoslarga ko'ra bunday odamlarni kofir deydilar. Bu aqlli odamning ishi emas. Ey Alloh degan qardosh, janobi haq go'zal millat avlodini bunday dinsizlik falokati va dinsizlarning zulmidan o'zi saqlasin. Amin.